Bakın arkadaşlar, bir şey kivi geldi bize şu anda. Komşumuzun bahçesinden kiviler. Bunlar bekleyecek, yumuşayacak değil mi Selma yenge? Bunlar bekleyecek, yumuşayacak değil mi? Ha, elma koyuyor. Ha, evet, elma koyunca yumuşayacakmış. Kendi bahçesine arkadaşlar kivi. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Mevlevi Diyaz kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte köyde patates salatası yapacağız. Ama yoğurtlu patates salatası yapacağız. Ben bunu daha önce evde denedim. Misafirlerime de gerçekten çok güzel oluyor. Annem de merak etti. Bahçede çalıştığı için şu anda dışarıda bahçede lahana pidesi dikiyorlar arkadaşlar. O yüzden dediler ki sen yap. Biz de hem yorgunluğumuz gider, yeriz çayla birlikte diye. Gittim az önce bahçeden maydanozumdan, biraz dereotundan topladım. Maydanoz koyacağız. Maydanozumu en son koyacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle, ben patateslerimi haşladım. Şöyle bir tepsim var. Eğer ki büyük bir borcamda yapacaksanız, o zaman arkadaşlar bir kiloya yakın bir patates haşlamanız gerekiyor. Normalde ben bunu borcamda yapıyorum. Annemin burada borcam olmadığı için böyle bir tepside yapacağım. Şimdi böyle 3 tane büyük boy patatesimi haşladım arkadaşlar. Daha sonra güzelce tuzunu ekledim. Yoğurdum. İçerisine 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Şimdi buradaki bu emaye tepsimi de birazcık yağladım. İçerisine bu patatesimi bu şekilde boca ediyorum. Şöyle dökeceğim. Bugün köyde sizinle böyle güzel bir tarif paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada yaptığım işlem, tepsime güzelce patatesimi böyle şu şekilde tepsimin içerisine dağıtıyorum arkadaşlar. Güzelce elimle bastırıyorum. Daha öncesinde güzelce yoğurdum zaten. İçerisine karabiber ve tuz ekledim. Patatesim ılık, soğuk değil. Kabuklarını soydum. Gördüğünüz gibi tepsimin içine bu şekilde patatesimi döşedim arkadaşlar. Bu arada 4 tane havucumu güzelce kabuklarını soydum. Rendeledim. Şimdi ocağa alacağım arkadaşlar. Ocağımda havucumu güzelce kavuracağım. İçerisine çok az tuz, karabiber, sıvı yağ ekleyeceğim. Ondan sonra havucumu da bunun üzerine, patatesin üzerine komple döşeceğim arkadaşlar. Şimdi havucumu ocağa aldım. Üzerine şöyle birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Havucum tavaya sarmasın, yanmasın diye. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Bu şekilde havucumu kavuracağım. Birazcık kavrulduktan sonra içerisine karabiber, dilerseniz kırmızı biber, nane ekleyebilirsiniz. Ben sadece karabiber ekleyeceğim. Eğer ki yoğurt salataların içine ceviz seviyorsanız arkadaşlar, ceviz de katabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Bazıları yoğurt salataların içine cevizi sevmiyor. Şu an bizim köyde de olmadığı için ben bu şekilde yapacağım. Yoğurdumu da aşamasını göstereceğim. Süzme yoğurt ve normal yoğurt kullanacağım. Hepsinin aşamasını sizlerle paylaşacağım. Şimdi kısık ayarda havucumu kavrulmaya bırakıyorum. Şöyle patates tepsimi de göstereyim. Bak, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın bu şekilde komple döşedim. Dibinde yağladım. Çünkü işlemden sonra 4 saat boyunca dolapta bekleyecek. Ve böyle bu şekilde dilimleyeceğiz arkadaşlar. Börek gibi çok güzel tabağa çıkıyor. Ve sunumu da çok güzel oluyor.
Anne de bahçeyi bellemeye devam ediyor. Babamdan bir diş sarımsak istedim. Babam komple sarımsağı getirmiş. Şuradan şunu alalım. Sera yapacağım, Sera. Sera mı yapacaksın? Çadır çok pahalı, yapamıyorum. 1 milyar bu yavrum çadır. Sadece orası. İyi daha. Bir baş sarımsak istedim, adam bir kök sarımsak getirmiş. Olsun, hava da dursun da. Yani boyun oraya çıkılmaz ya. Ya sarımsak çoktu da ondan astım oraya. Şu anda havuçlarımı kavuruyorum. Yemekler senden buldum. Menüde ne var? Bilmiyorum, şu anda yoğurt patates salatasını yapıyoruz. Ama böyle çalışırken evde biri yemek yapması iyi bir şey. Diyorsun. Sinan'ın yoğurdunu mayalayacaktım, o süt soğumamış. Bak, komşu kivi verdi. Evet, görüşün diyor. Annemi de pek kivi yaramıyor, çoğunu bana verir kesin. Aynen. Baban yiyor. Babam yesin. Tarık çok yiyor onu. Neyse, ben biraz daha belli. Sen biraz daha belli. Evde yarım kova elma var. Siz vermiştiniz ya anne. Sepete koyun. Onlarla karıştırırım. Hmm. Bunlar çabuk yumuşuyormuş. Babam tavuklara su vermeye gidiyor. Sarı çizmeli. Evet, sarı çizmeli erbeyağa. Aslında bu şeyin yanına anne, salatanın yanına ya börek ya poğaça gider. Poğaçayı dün yedim, bugün de mi yiyeceksin? Mum 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 seninki. Pişi. Olabilir. Fasulye turşusu çıkarayım ağzından beş. O zaten baba yoğurtlu bir salata. Turşu onun yanında yenmez. Kursarımsak. Evet. Ne kadar akıllısınsa. Bir de hamsi kızartalım istersen. Menü ayarlamayı bilmiyor adamcık. Var mı? Var mı? Ben gidip şeyi kavurayım havucu. Dün arkadaşlar şey yapmıştık. Neydi onun adı? Poğaça. Bir de kabak tatlısı. Neden yapmıştık? Tabii ki onun yiyesimiz yok. Evet, kanalıya böyle sunan gerekiyordu. Şöyle. Bunu böyle yavaş yavaş kavuruyoruz. Annem süt olması için buraya bırakmış. Şöyle çim parmağımla bakıyorum. Oo, çok yakıyor şu an. Birazcık daha, bir 15 dakikada şey olması gerekiyor. Onu da kardeşime mayalayacağız arkadaşlar. O da çarşıda oturuyor. O kovalarda da bakraçlarda çok güzel yoğurt oluyor. Evet, bu böyle kavrula dursun. Havucumuz kavrulurken arkadaşlar biz de sarımsağımızı soyalım. Bir yandan havucumu karıştırıyorum. 3 diş sarımsak katacağım arkadaşlar. Hemen burada kendime bir çöp ayarlamıştım. Çöpümü de oraya ekleyeyim. Hemen ellerimi yıkayacağım. İş yaparken elimi sudan çıkmıyor. Şimdi süzme yoğurdumu ayarlayacağım. Şu küçük tencereye ayarlayabilirim. Göz kararı.
süzme yoğurduma ekledim. Şöyle birazcık süzme yoğurduma tuz atıyorum arkadaşlar. Annemin burada sarımsak ezicisi vardı aslında ama. Nereye kaldırdı acaba? Böyle küçük minik minik ben doğrayayım bunun içine. Şimdi birazcık da normal yoğurttan karıştıracağım. Tereyağımı da çıkarayım buzluktan. Tuzu, sarımsağı, süzme yoğurdumu karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi normal yoğurdumu getireceğim. Birazcık da normal. Yani 4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt. 4-5 yemek kaşığı da normal yoğurttan karıştırıyoruz. Avuçlarım da yanmasın. Çok az daha koyayım. Şimdi ben bir çay kaşığıyla tuzuna bakacağım. Tuzu eksik geldi şimdi. Çünkü ekstra yoğurt girdiği için. Böyle yoğurdumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Evet. Karabiberimi ekledim ucuma. Güzel kokusu geçsin diye. Havuçlarımızı fazla kavurmuyoruz arkadaşlar. Şimdi havucumu bu şekilde yayıyorum arkadaşlar üzerine. Bu kaynarlığı gittikten sonra yoğurdumu üzerine gezdireceğim. Aynı bu şekilde düzleyeceğim. Sonrasında ise buzdolabında 3-4 saat üzeri streçli bir şekilde bekleteceğim arkadaşlar. Servis anında da tereyağlı pul biber üzerine gezdirip dilimleyeceğim. Süs içinde böyle hem güzel kokması için de maydanozumu şöyle daha düzgün oluyor elle. Maydanozumla süs yapacağım. Bütün her yerine eşit bir şekilde havucu yayıyoruz. Sizin havuç ve patates yoğurda çok yakışıyor. Evet arkadaşlar, yoğurdunu bu şekilde serdim. Bunun üzerine kapatacağım. Buzdolabına atacağım. 4 saat bekledikten sonra bunu güzelce dilimleyeceğim. Ondan sonra üzerine kırmızı pul biber, tereyağı ve üzerine her kestiğim dilimin üzerine maydanoz ekleyip servis edeceğim. Evet arkadaşlar, patates salatamızın üzerine yoğurdumu ekledim. Dolabın içine koydum. Soğusun. Sonra üzerine tereyağını gezdirirken sizler için son halinde çekeceğim. Şimdi dedim değişik bir şey yapayım. Krepten börek yapmaya karar verdim. Onun için arkadaşlar size şöyle göstereceğim. Şöyle bir fincan, hatta 1,5 fincan süt ekliyorum. Soğuk su olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen üzerine bir fincan dolusu da şöyle suyumu ekliyorum. Çok az, yarım çay bardağı kadar yok. Sıvı yağ ekliyorum. Şimdi buradan un kovamı almam gerek. Evet arkadaşlar, un kovamı aldım. Şimdi yumurtasını sonradan ekleyeceğim. Şöyle
göz kararı. Bir krep hamurunu nasıl hazırlıyorsanız arkadaşlar o şekilde hazırlıyorsunuz. Ben şu patates salatasını ne yapabilirim diye düşündüm. Tavada böyle pratik bir börek tarifi düşündüm arkadaşlar. Üç kişilik bir börek yapacağım. Birazcık fazla da olabilir. Belki bir misafir gelir. Sabah daha kümesten yeni almış olduğum şöyle yumurtamı, bir tane yumurtamı ekledim. Hemen elimi yıkıyorum arkadaşlar. Yumurtamı da çırpıyorum. Bunu bir kere daha denemiştim ben. Çok güzel oluyor gerçekten. İçerisine şöyle bir tane de makasla keseyim. Hamur kabartma tozu ekliyorum. Hamur kabartma tozumu da güzelce karıştırıyorum. Bir taraftan buzluğa atmış annem çökeri arkadaşlar. Onun buzunun çözülmesi için kenara aldım. Gece yemek tarifi programı gibi oldum arkadaşlar aslında. Ama köyde günlük paylaşımlarımı sizinle paylaşıyorum. Günlük hayatımızda neler yapıyoruz? Bununla ilgili. Evet. Bu taraftan da unumu kaldırıyorum. Hemen makasımızı yerine bunu da kaldıralım. Böyle ben bir şey yaparken arkadaşlar hemen etrafı toplarım. Böyle bir huyum var. Şimdi krep böreğim için tavamı ocağa alacağım. Bir taraftan da çökeleyim. Çözülür o arada. Çünkü ben krepleri pişirmem gerekiyor tek tek. Çok azıcık tavama çok az yağ ekledim arkadaşlar. Hemen şimdi göstereceğim. Şöyle demliğimi alayım bu tarafa. Şöyle bir kepçe kadar tavama gezdiriyorum. Şöyle hamurumu incecik yayıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde pişiriyoruz. Şöyle göstereyim. Tam kızarmadan alıyoruz. Çünkü içerisine çökelek ve maydanoz koyup tekrar tavada börek şeklinde pişireceğiz. O yüzden ben şöyle çökeleğimi lorladım. Sizde kaşar varsa arkadaşlar içine kaşar koyarsanız o da çok güzel olur gerçekten. Şimdi bakın böyle göz göz oluyor. Ben böyle tek tek bunların hepsini pişireceğim. Ondan sonra börek şekli nasıl oluyor size onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar çok az pişirip hemen alıyorum. İçerisine şu lordan ekleyip güzelce katlıyorum. Daha sonra tavada tekrar kızartacağım. Şimdi kızarmaması için hemen onu almam gerekiyor. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarmış olduğum krepleri peynirle böyle tavaya koydum. Şimdi arkalı önlü pişireceğim arkadaşlar. İyice kızardıktan sonra diğer tarafını çevireceğim. Bu şekilde arkadaşlar arkalı önlü kızartıyorum. Şöyle maşamla birlikte kontrol ediyorum. Kızarmışsa çeviriyorum. Daha kızarmamış. Dağılmasın diye böyle maşa kullanırsanız daha iyi olur. Güzelce içini çeke çeke pişmesini sağlıyorum. Krep benim böreğimiz diyorum arkadaşlar. Krep böreğimiz bu şekilde kızardı. Bakın burada da kızarmaya devam ediyor. Böyle arkadaşlar şimdi patates salatamız da dolapta. O da dinleniyor. 3-4 saat sonra yemek kıvamına gelecek. Şunları yakmayalım. Çok güzel kızardılar. Şurada.
çevirelim. Çok az yağ da, çok azıcık bir tereyağı koydum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Buraya da çay suyumu ekledim. Seyhan Hanım hala çalışmaya devam ediyor. Bana falan ekledim. Baksana, ekledim bana bakılmadı evin için, evin için. Aynen, ev tatilatına ilgilenemedin. Hadi gelin gelin. Hadi gelin gelin. Bak bak bak. Oraya toplaşmışlar yine. Allah'ım yarabbim. Fındıkların her köşesini geziyorlar arkadaşlar bunlar. Evet arkadaşlar, böyle tereyağımda pul biberimi hallettim. Şimdi yoğurtlu salatamın üzerine gezdireceğim. Evet arkadaşlar, patates salatamızın son hali bu şekilde. Tereyağını gezdirdim. En üstüne de maydanozu serptim. Şimdi tabağımızı alacağız. Hep birlikte yiyeceğiz. Sizler de evinizde deneyip hazırlayabilirsiniz. Deneyen arkadaşımızdan afiyet olsun.